dostlar tekrar ve bugün bu videoda ne yapacağız biliyor musunuz? 2020'nin Bitcoin'de şöyle bir fotoğrafını çizeceğiz. Yani üçer aylık periyotlarla acaba ne olabilir? Nasıl fiyatlar nereye doğru gidebilir? Bunları konuşacağız. Yanımda Ozan var. iCrypex'in hazine yönetiminden sorumlu ve kendisi algoritmalar, yapay zeka bu konulara bu tarz böyle aslında 4. sanayi devriminin elementlerini kullanarak biraz böyle bir fikir tahmini yapıyor. Şimdi ve bir de şunu da söyleyeyim dostlar, başlamadan önce bugün gündem gerçekten çok sıcak. 2 tane ledger'ımız var biliyorsunuz. Bu ay tam 4 tane ledger veriyoruz. 2 tanesi kaldı. Bu çekilişlere katılmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun. Kanala abone olun, zile dokunun, videoları beğenin ve en az da bir yorum yazın. Burada bitiyor mu? Bitmiyor. Bir de yine farklı bir fikirle sizin karşınıza çıkmak istedik dostlar. 1 Ocak'ta bakın 1 Ocak'ta saat 20'de kripto sözlükte bir Bitcoin challenge yapacağız. 1 Ocak'ta akşam saat 20'de 8'de lütfen canlı yayında kripto sözlükte olun ve canlı canlı bir Bitcoin alacağız. iCrypex'te bir Bitcoin alacağız ve 20 dakika boyunca pozisyon açık kalacak. 20 dakika sonra satacağız. Bakalım neler olacak? Nasıl bir deneyim olacak? Eğer zarar edersek tabii ki artık o bize kalmış ama eğer kar edersek de öyle bir 1 Ocak'ta belki yılbaşına özel ekstra bir hacim de olabilir değil mi? Bir sürprizler de gelebilir. Onu da birazdan konuşacağız. Eğer orada kar edersek de tabii ki de onu da sizlere hediye olarak vereceğiz ve şimdi başlayalım. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk Eren. Ben de hoş geldim. Aynen sen de hoş geldin kesinlikle. Aynen. Ne var ne yok nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyidir, hoş geldin, geliyorsun böyle bizi mutlu evet, ediyorsun. Evet, güzel bir ortam. Her zaman bekleriz. Aynen sağ olasın. Şimdi bugün evet Bitcoin'i konuşacağız. Evet. Güzel haberler var aslında. Şöyle ben de kağıtlara bakıyorum. Sizlerle paylaşacak birazdan. Şöyle istersen 2020'nin direkt böyle bir bam diye ne olabilir? Senin analizler. Ve bir de şunu da söyleyeceğiz bu arada. Bu analizleri siz nasıl yapabilirsiniz değil mi? Çok böyle basit anlamda bu bilgiyi alıp nasıl kullanabilirsiniz? Bunun da Ozan birazdan açıklamasını yapacak. Evet, aynen. Öncelikle istersen rakamları verelim. Analizlerimiz neler söylüyor? Neye dayandırarak bunları söylüyoruz? Onlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle Bitcoin'de bir sene sonra yani biz 2020 senesini bitirdiğimizde bizim bir beklentimiz var. O da 21 bin dolarlara kadar Bitcoin'i görebiliriz. Bu en yüksek seviye değil mi? Bu en yüksek seviye. Ancak kararlı yani bu güven aralığında en doğru trend takip eden seviye ise 16 bin dolar. Peki bunu neye göre söylüyoruz? Daha da... Bu arada bunlar yatırım tavsiyesi değil, sadece analizin çıkan sonuçları dostlar. Bunları söylemekte, altını tekrar ve tekrar çizmekte fayda var. Bir fikre, bir videoya dayanarak kesinlikle bir pozisyon falan açmayın. Şundan dolayı zaten ben de onun açıklamasını yapacaktım. Aslında bu analiz bize özgü, bizim yarattığımız bir analiz değil. Birazdan da bahsedeceğiz. Bunu herkes kendi evinde, bilgisayarlarında bu analiz yapabilirler. Bu analiz Python temelli, programlama diliyle de yapılabilen, Facebook'un geliştirdiği Profit kütüphanesine dayanan bir analiz. Nedir bu? Zaman serisi analizi. Geçmiş verileri analiz ediyor. Geçmiş verilerde trend çıkartıyor, mevsimselliği çıkartıyor ve buna göre diyor ki bir sene sonra Bitcoin şu olabilir. Tabii Facebook bunu Bitcoin için söylemiyor. Kendi iç satış verilerini tahmin etmek için söylüyor. Bizim burada yaptığımız trik nokta ne? Biz bunu kripto paralara uyguladık ve açıkçası güzel sonuçlar aldık. Yani yüzümüzü güldüren, her kripto para sevdalısı gibi bizi sevindiren sonuçlar çıkıyor açıkçası. Peki neler diyebilirsin? Nasıl bir böyle bir fotoğraf çizeceğiz? Şunu söylemekte yarar var. 15-16 bin dolara nasıl gideceğiz? Şimdi öncelikle 3 aylık dönemlerde neler söylüyor bize bu model? Onu söylemek lazım. Kısa vadede 10.800'leri görmemiz bahar ayında muhtemel. Yani 10.744 seviyesini gösteriyor. Bunun nedeni hızlı artışın nedeni ise bizim her sene Bitcoin'de sene başlarında bir artış yakalamamız. Yani Bitcoin diyor ki Ocak etrafında yüksekten seyreder, Haziran etrafında yüksekten seyreder, diğer dönemlerde trendin etrafında daha aşağıdan seyreder. Bu bilgiye göre 10.744 seviyesi kısa vadede, yani kısa vade derken Mart ayında ulaşılabilir. Daha sonra Haziran'a doğru bir 12.500 seviyesi, daha sonra 14.000 ve en sonunda da yıl sonunda da az önce bahsettiğimiz 16.000 seviyesine ulaşabiliriz. Peki şunu diyebilir miyiz? Ocak ayında yüksek seyreder dedim, Mart ayında. Yani Ocak ayıyla birlikte bu analize göre, tabii evet, ki de kesin, ki hiç kimse kesin diyemez ama evet, sadece bir analiz. Şubat'ta da yüksek mi devam edeceğiz? Öyle bir aynen öyle. Yani bu kış ve yazlarda yüksek gidiyor. Bahar aylarında biraz daha melankolik bir yapıda düşüşe geçiyor Bitcoin diyebiliriz. Ya yani bu tamamen aslında şunu söylüyor. Ya aynı şeyi tekrar etmekte yarar var. Çünkü yanlış anlaşılabilir. Bu bizim geçmiş bir algoritma ya da model değil. Bu tamamen geçmiş yıllarda böyle olmuş. Hep nedir? Tarihten geleceği tahmin etmeye çalışıyor. Geçmiş yıllarda hep bu şekilde olmuş. Yani bu geçtiğimiz 6 sene içinde
Önümüzdeki sene de bu şekilde olabilir diyor. Eğer temel analiz anlamında evet, yıkıcı bir şey gelmezse. Tabii, her ya şey da beklenen, daha olumlu bir şey gelmezse. Rutininde giderse de aynen yani öyle, bir haber çıkar bilmem ne olur. Tabii ki tabii ki. Yani bambaşka senaryo konuşuruz. O zaman da belki bir güncelleme yaparız. Hiç belli aynen olmaz. Yani bu istatistik olarak da zaten şunu söylüyor analiz. 21 bin en üst seviyede 10 bin de olabilir diyor. Yani 10 bin ile 21 bin arasında bir değer alacak ve bu değere de 16 bin seviyesinde olacağını söylüyor. Yani oradaki güven aralığı da bunu ifade ediyor aslında. İstatistik anlamda da. Evet, peki bakıyorum şurada senin raporlara. Tabii. Çarşamba gününe özel bir durum var senin, evet, değil mi? Aynen. Yani şunu görüyoruz, biz geçmiş verileri incelediğimizde çarşamba günlerinin haftanın diğer günlerine göre daha düşükten seyrettiğini görüyoruz. Buradaki etki de 20 dolarlık bir etki. Hacim düşüklüğü mü? Hacim düşüklüğü, rakam düşüklüğü. Yani direkt çarşamba günleri Bitcoin fiyatında bir aşağı geri çekilme oluyor. Bu hacimden kaynaklanıyor olabilir ya da başka çeşitli nedenler olabilir. Hafta başında insanlar daha heyecanlı bir şekilde pozisyon alıp hafta ortasında beklemeye çekildiği için fiyatta bir geri çekilme, hafta sonunda tekrar bir yükseliş gerçekleşiyor olabilir ya da pazartesi aldı pozisyonu, çarşamba kapatıyor olabilir. Ama geçmiş veriler bize şunu söylüyor. Çarşamba günleri normale göre bir tık daha aşağıdan seyreder diyor. Şunu bir kabul etmek gerekiyor. Son dönemlerde Bitcoin'de bir düşüş yaşandı. Bizim yaptığımız başka analizler var. Tabii biz olabildiğince en anlaşılabilir olanlarını vermeye çalışıyoruz. Bunun yanında işte riskler beraber değerlendirince nasıl bir getiri olur gibi analizlerimiz var. Ancak bu analizlerden bir tanesi de şu. Twitter'daki verileri analiz ediyoruz. Twitter'daki verileri şundan dolayı analiz ediyoruz. Global olarak değil mi? Tabii global olarak. Günde Bitcoin ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam 150 bin civarı bir tweet atılıyor. Bu 150 bin tweet'i alıyoruz. Yine Python'ın kütüphanelerine emanet ediyoruz. Ve Python bize diyor ki Twitter'ın beklentisi, konuşulan seviyeler şu, bu gibi sonuçlar veriyor. İşte Bitcoin hakkında olumlu konuşuyorlar, Bitcoin hakkında olumsuz konuşuyorlar. Biz buradaki olumsuzu ayı piyasası, olumluyu da boğa piyasası olarak yorumluyoruz. Bunların analizini yapıyoruz. Bunu neden söyledim? Şimdi Bitcoin'in son dönemde bir düşüş yaşadı ya da istenilen beklentideki yüksekliği gerçekleştirmediği bir gerçek. İnsanların Twitter'da biraz daha olumsuz gittiğini görüyoruz. Yani biraz daha beklentilerin düştüğü gözüküyor. Ancak bu zaman serisi analizde, yani Facebook'un geliştirdiği bu analizde ise 2019 yılının başında başlayan trendin daha aşağı yönlü kırılmadığı gözüküyor. Yani evet, Haziran'dan itibaren güzel bir yükseliş yakalamıştık. O geri geldi ancak bu hala trend etrafında devam ediyor. Yani trendi aşağı yönlü kırmadık. Bu güzel bir haber. Eğer bu seviyelerde devam edersek de beklentilerimizin ya da modelin söylediği rakamların çıkma ihtimalinin artacağını gösteriyor. Ben şunu anlıyorum sanki. Bitcoin aslında şu an bu analizin dışında da bile bakıyor olsak 7000'lere yapışmış durumda. Çok hacmi tabii yok, çok gücü yok ama tabii şunu diyorsun değil mi? Eğer ocağa kadar bir şekilde çıkabiliriz ki zaten 5-6 gün falan kaldı. Ocak belki şu, hani o aralar diyelim. Bir 10-15 gün daha dayanabilirsek ocak da, sonuna doğru ha, aynen. Artık kendisini atabilir bu analize göre. Tabii ki %100 diyemeyiz. Bunu yine söyleyeyim ben. Artık aynen, modeli söylüyor, söylüyoruz. Aynen öyle. Yani çünkü bugünlerde daha çok dikkat ediyoruz evet, bu evet, yani şeyde. Yani insanlar Bitcoin düşüşe mi geçti? Hayır, Bitcoin düşüşe geçmedi. Bu trend bozulmadı. Bitcoin hala yükseliş trendini devam ettiriyor. Bitcoin yatırımcıları ya da Twitter'da kullanıcıları da şöyle bir şey var. Hemen böyle 200-300 dolar geri çekilince işte 3000 dolarlar, evet, 2000 yani dolarlar. Hemen böyle 300-500 dolar artınca 15 bin olacak, 100 bin dolar olacak. İşte şu analiz çıktı, plan B falan. Aynen öyle. Haberler de bunu gazlıyor. Yani 2017'de de gördük abi. 17-18 bin dolar, 100 bin dolar olacak. Tabii insanlar bu şeyi seviyor ya, köpürtmeyi, bazı şeyleri. Evet. Ancak bunu ciddi yatırım araçlarıyla bakarsak, gerçekten geleceğini görebilirsek daha doğru yatırım yapma evet şansımız var. Aslında burada şeyden bahsedebiliriz. Hazır vakti gelmişken nasıl doğru analiz edilebilir, nasıl doğru yatırım yapılabilir? Bence vakti gibi 18 Aralık'ta biz iCrypex'te Bitcoin ya da kripto para yatırımcılarını davet ediyoruz. Eğer kendileri teknik olarak kendilerini geliştirmek istiyorlarsa kripto paralar nedir? 18 Ocak aynen. 18 Ocak'ta böyle bir eğitim planlayacağız. Başında biraz kripto paralar, daha sonra teknik analiz ve daha sonra da quantitative analiz. Buna da giriyorsunuz. Aynen, buna da gireceğiz. Bunlardan da bahsedeceğiz. Nereden bakabilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz? Facebook'un tool'unu kullanacaklar belki değil mi? Aynen, Facebook'un tool'unu aslında şunu da yapsalar çok daha güzel olur. Ya ben bu analizi gördüm. İşte evet güzel, insanlar da konuşuyor. Aslında bu Python dili şu an çok yaygınlaşmış, işte veri bilimi falan. Çok revaçta. İnsanlar eğer 18 Ocak'a kadar işte çeşitli internetten Python'ı biraz edinip biraz temel bilgisini aldıktan sonra ben bizzat 18 Ocak'ta bu arkadaşlara bu model nasıl kuruluyor gösterebilirim. Facebook bu, onun bu arada aşağıda bir de form linkimiz olacak değil mi? Evet, eğer aynen öyle. Eğer katılmak istiyorsanız 18 Ocak'taki bu eğitimi iCrypex'in
kendi ofisinde olacak bu eğitime katılmak istiyorsanız aşağıda bir link var. O linkten de formu doldurabilirsiniz. Aynen öyle. 18 Ocak'ta arkadaşlar gelirse onları nasıl yaptığımızı, Facebook'un bunu nasıl çok basit indirgediğini, eğer isterlerse daha kompleksleştirerek daha detaylı bir çalışmada yapabilirler. Peki katılamayacaklar için ben bu analizi kullanmak istiyorum, yapmak istiyorum diyenlere nasıl bir kolay bir çıkış yolu önerebilirsin abi? Ya şu an günümüz bilgi çağı. İnternetten öğrenemeyeceğiz bir şey yok. Python'da öğrenilebilecek en kolay yazılım dili. 2-3 haftalık bir eğitimin ardından çok rahatlıkla Facebook'un bu geliştirdiği kütüphaneyi kullanabilirler. Sadece bununla da yetinmesinler. Python'da daha derinleştikçe bu işin işte bizim şu an yaptığımız gibi yapay zekayla, çeşitli data analizleriyle yatırımlarını çok daha doğru bir şekilde yapabilirler. Bizim zaten iCrypex olarak asıl amacımız bu. Yatırım danışmanlığı yapmıyoruz. Biz yatırımcılarımızın bilinçli olmasını istiyoruz. Evet, tabii. Bizim amacımız bu. Destek aslında. Aynen. Yaptığımız eğitimlerin nedeni de bu. İnsanlara bu yaptığımız şeyi sunmamızın nedeni de bu. İnsanlar kendilerini bu konuda geliştirsinler. Daha doğru, daha bilinçli bir şekilde kripto paralara yatırım yapmaları için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yani yaptığı bir şey bir işlem açıyorsa bu işlemin bir dayanağı olsun değil mi? Tabii, ama aynen öyle. Tabii ki de kimse %100 bilemez. Yani yatırım dünyasına ben hep diyorum videolarda Bitcoin'in B'sine adım attığından risk büyük bir şekilde başlıyor zaten. Ama en azından desin ki ben bu işlemi açıyorum buna dayandırarak. Bir anlamlı bir veri var arkasında. Tutmazsa dersin ki ben bunu yaptım buna göre ama aynen. Olmadı dersin. Başka bir analize geçersin belki. Aynen öyle. Ve her zaman şeylerin koysun. Stop loss dediğimiz yani yukarı bekliyorum işte ama aşağı geldi. Evet. Tamam o zaman burada zararı kapat. Tekrar biraz daha aşağıdan al evet. Gibi. Yani o alım satım işlerini unutmasınlar. Ya da tabii şey de severiz yani hodl. Al alayım tutayım. Ya çocuğuma kalsın. 20-30 sene ben Bitcoin'e geleceğim. Hani ben anlamam abi. Benim hiç vaktim yok bir şeye. O zaman belli bir miktar alınabilir belki yani hodl'lar için. Tabii üzülmeyecek bir miktar ama. Aynen tabii. Yani ileride yani çünkü altın, dijital altın olarak kıyaslanan bir şeyden bahsediyoruz. İleride ne olacağını yani. Bilemiyoruz. Yani hani çok büyük getiriler elde etme ihtimali olan bir finansal enstrümandan evet, bahsediyoruz. Arsa mantığı örnek veriliyor. Yani sen gidiyor atıyorum arsa aldın, zırt zırt onun fiyatına bakmazsın değil mi sahibinden? Aynen, burada aynen. Da öyle Bitcoin'in fiyatına bakmayın zırt zırt. Eğer uzun vade alıp ben bu işlerle çok uğraşamam. Ya alacağım bununla geleceğine inanıyorum ama hayatımın içerisinde de çok dahil edemem. Hak veriyoruz size eğer öyle bir bakış açısındaysanız. Çünkü herkesin hayatı, iş hayatı, koşturmacası var. O durumda zırt zırt fiyata da bakmamak lazım belki. Aynen öyle. Yani gelecek ne getirecek hep beraber izleyeceğiz, peki, göreceğiz. Peki kullanıcılar bu tarz analizler yapmak istiyorsa dedik bir dedik evet, Python eğitim öyle. Alabilir. Onun için de şeyi söyleyelim. Udemy'den 20 lira 25 liraya evet. Çok kolay bir şekilde eğitim alabilirsiniz. Ya bunu ezbere yapabilir. Bir adam 2-3 hafta Python eğitim aldıktan sonra bunu ezbere sonra kodları yapıştırarak analizi çıkartabilir. Aldı eğitim sonra ne yapması gerekecek adamın? Sonra kendini geliştirmesi gerekecek. Yok, artık bu analizi yetmiyorsa. Facebook'ta hangi tool'u kullanacak? Ya da bununla ilgili sizin Medium'da bir yazı var mı? Tabii Medium'da aynen. Tool'ları direkt tool'lara tıklayıp ulaşabilirsiniz. Tabii ki tabii ki. Yani bu bir dediğim gibi kütüphane. Bizim Medium sayfamızda, iCrypex Medium sayfasında zaten biz detaylı olarak nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Hatta önümüzdeki dönemde bunu biraz daha kodlarıyla beraber yaptığımız analizleri paylaşarak yatırımcımıza daha fazla bu destek olmaya çalışacağız. Ulaşamazlarsa size ulaşabilirler. Nerede bu kodlar, nerede bu linkler falan. Her zaman ulaşabilirler. Mail adresimize mail atabilirler. Her zaman biz destek vermeye, yatırımcımıza destek olmaya hazırız. O zaman şöyle 3 aylık periyotlarla tekrar çok hızlıca 2020'nin bir fotoğrafını çeksek Bitcoin'e ve altcoin'leri de çok kısaca konuşsak ne diyebilirsin 2020 için? Tabii model şunu söylüyor. Yıl sonuna kadar bir yükseliş olacak ancak bu yükselişlerin pik yaptığı noktalar Mart'ın başında. 2020 yıl sonu değil mi? Evet 2020 yıl sonunda. Mart'ın başında pik yapacak. Orada biraz böyle bir seyrelme, biraz böyle aşağı doğru bir eğilim, durgunluğa geçecek. Tamam. Hazine kadar bu durgunluk devam edecek. Haziran'da tekrar bir yükseliş olacak. Ve yıl sonunda hep bahsettiğimiz 16.000 en iyi ihtimalle 21.000 seviyesinde bitirmesini söylüyor modelimiz. Altcoin'lere biraz bakalım. Onlarda durum ne? Ripple yatırımcısını üzüyor. Ripple'ı biliyorsunuz. Ripple'ı çok sevenler var böyle ama çok yatırımcısı var Türkiye'de. Çok yatırımcısı var. Yatırımcısını geçmişte çok sevindirdi. Son dönemde o yaşanan atakları da gerçekleştirmeyince bu senenin en çok kaybeden coin'lerinden biri hatta %40 kayıpla falan. 3 senelik falan desteği kırdı abi. 20 sent bence çok önemli bir destekti. Aynen yani ondan sonra zaten oradan şey yapamadı ki az önce bahsettiğimiz o Bitcoin'de görmedik. 2019'daki başına başlayan trend kırılmadı dediğimiz Ripple'da bu trendin kırıldığını görüyoruz. Yıl sonuna doğru daha yatay, biraz evet. Daha durgun bir Ripple izleyeceğiz gibi duruyor. Ya her şeye rağmen yine de üçüncülükten düşmüyor. Tabii. Her şeye rağmen aynen üçüncülüğünü öyle. Tutuyor ama Tether de arkadan sağlam geliyor. Yani şu 2 senelik durgunluk en fazla Tether'e yaradı belki. Tüm manipülasyonlar, tüm şaibelere rağmen belki
8. 9. hatta 15. sıradan adım adım tabii. çok da çaktırmadan gelip 4. sıraya yerleştiler. Aynen öyle. 4 şu an. Ethereum onda da aynı şekilde bir yükseliş bekliyoruz. Ancak Bitcoin kadar trendi yukarıda değil. Onda da yıl sonunda 230'ları görme ihtimalimiz var. Yukarıda yine bir 300'ler seviyesi var. 2020 yıl sonu. 2020 yıl sonu. Aynen aynen. 2020 yıl sonu. Aynen aynen. Yani bir sene sonra 2020 yıl sonunda görme ihtimalimiz var. Aslında değişik olan bir şey Ethereum'la Bitcoin arasında. Ethereum'da da asıl düşüşü Perşembe günleri yaşandığını görüyoruz. O da çok enteresan. Ama Ethereum olsun, Ripple olsun, Bitcoin olsun, Litecoin olsun hep aynı analiz var. Haziran'da ve kış aylarında yükseliş var. Hepsine mevsimsel etkide kış ve yaz aylarında ciddi bir yüksekten trade etme, yüksekten alım satım yapıldığını görüyoruz. Yani öyle bir yükseliş olabilir diyoruz. Tabii o ki. Aylarda evet mutlu olabiliriz. Tamam, o zaman çok teşekkürler. Gerçekten güzel bir beyin fırtınası oldu. Dediğimiz gibi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Sadece önemli bir analizden çıkan raporlar, sonuçlar. Elbette %100 olacak diye bir şey yok. Olabilir ama olmayabilir. Lütfen yatırım kararınızı tek bir videoya dayanarak asla ve asla vermeyin. Her zaman risklerin olduğunu bilin. Kendinize çok iyi bakın. Ledger çekilişimizi de az sonra yapacağız dostlar. Hemen hatta ona geçelim şimdi. Görüşürüz. Bye bye. Bu hafta bizden Ledger'ı kim kazandı? Gerçekten çok heyecanlı. Yoğun istek üzerine önceki haftanın katılımcılarını da ben bu listeye dahil ettim. Ya dolayısıyla geçen hafta, önceki hafta katılmışsanız yine gerekenleri yapmışsanız yine kazanma şansınız olacak demek bu. Dile kolay baktığımız zaman toplamda tam 333 tane katılımcımız var dostlar. Bakalım kim alacak, kim kazanacak? Hemen şöyle 333 dedik değil mi? Şöyle son bir kontrol yapayım. Evet, 333 tane katılımcımız var. Hemen random.org'a giriyorum. Buraya 333 yazıyorum. Maximum ve Generate'e bastığım zaman bize tamamen rastgele şekilde kazananı söyleyecek. 3, 2, 1 ve basıyorum. 280. Dostlar 280 bizim kazananımız oldu. Bakalım şöyle gidelim şöyle hızlıca. Kimmiş? Tayfun Köymen. Dostlar Tayfun Köymen bizden bu hafta Ledger kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. iCrypex yetkilileri kendileriyle iletişime geçecektir. Eğer bir problem yaşarsa tabii ki de bana bu videonun altından ulaşabilir. Ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tayfun Köymen'i tekrar tebrik ediyoruz. O zaman ben konuk olduğum için kendimi... Teşekkür ederiz. Yok yok. Ben orada esprisini söyledim ya. Ne diyelim o zaman bağlayalım. Kapatalım.